ekonomi hepimizi ilgilendiriyor. Yaşanan bu olay resmen bir finansal sistemin sonu mu? GameStop'ta yaptıkları yükselttik, indirdik, fiyatları şöyle yaptık, böyle yaptık olayı değil. Burada önemli olan olay şu. Bir finans tarihinde bir milat haline gelen bir olay oldu. Ve bundan sonra da benzerlerini görürsek, hedge fonlar bu işten dolayı 70 milyar dolardan fazla zarar yazdılar. Biz Bitcoin işini çözdük, böyle düşmüyor, çıkmıyor, garanti gelir diye bir şey duyduğunuz zaman Bitcoin'e insanları aldıracaklar, sonra da elektrikleri bir kesecekler. Bitcoin hiçbir şey kalmayacak. Riske karşı doğru tedbirleri alırsanız, doğru temel analizleri yaparsanız, dışarısı yangın yeri bile olsa arkadaşlar, İlkay Baharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine çok önemli bir konu ve kanalımda çok yakından tanıdığınız önemli bir konukla karşınızdayım. Konu hepimizi çok yakından ilgilendiriyor çünkü çok acayip şeyler oluyor. Hani ben bir ekonomici değilim ama ekonomi hepimizi ilgilendiriyor. Yaşanan bu olay resmen bir finansal sistemin sonu mu? Neler oluyor? Hepsini soracağız. Çünkü bir şeyler oluyor. Yani fakir kazanıyor, zengine karşı kazanıyor. Finansal sistemde böyle önlenemez bir şeyler oluyor. Ne oluyor? İşte hepsine kanalımda tüm videolarını ilgiyle takip ettiğiniz, 2020'de büyük bir krizin geleceğini daha 2013 yılında söyleyen, tarihin bunun en büyük krizi olduğunu, 2021'in nasıl geçeceğini iki farklı videoyla bize anlatmış olan Erkan Özdüğ, yani ekonomi gazetecisi çok kıymetli Erkan Özdüğ'ü ağırlayacağız. İşte bu soruları ona soracağız. Yaşanan bu finansal ayaklanma ne? Bizi ne kadar etkileyecek? Gelecek günlerde neler olacak? Haydi hemen geçelim ortak canlı yayına. Erkan Hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Aynen, bilmukabele. Erkan Hocam, sizi benim YouTube kanalımın takipçileri artık çok yakından tanıyorlar. Hatta bir komşum geçen yana yakına sizi arıyordu. Bitcoin İlkay abla, satayım mı, bu çok yükseldi, ne yapayım ben, bir Erkan Özdüğ'e mi ulaşsam diyordu. Dedim ki Twitter'ını takip et, orada an an zaten söylüyor. YouTube kanalında takip et, çok paniklik bir şeyin varsa dedim ulaşırız yani, bir yol yaparız yine de. Sizi çok seviyorlar, çok teşekkür ederim. Bütün bu ekonomik açıdan bizleri aydınlattığınız için. Ama çok enteresan şeyler oluyor galiba. Evet, evet. Yani geçen birkaç gün çok enteresan geçti. Yani finans tarihini geçecek olaylar yaşandı diyebiliriz. O açıdan da hani sizin de programın başında anons ettiğiniz gibi belki de hepimizi bundan sonra etkileyecek bir değişik bir süreç başlamış olabilir. Evet. Peki bu yani mevzuyu böyle... Çok aslında biraz karışık bir mevzu. Bu arada Erkan Öz'ün YouTube kanalı var. Zaten biliyorsunuz orada çok detaylıca anlattı. Trendlere de girmiş bir videosu var. İki farklı video var. Ama böyle bir bize özetleseniz. Tabii. Ne oldu? Ne oluyor? Çok kısa özetleyeyim tabii elbette. Şimdi Reddit isimli bir sosyal medya platformu var. Burada insanlar, bu bir forum platformu, çeşitli konular üzerinde forumlarda yazışarak karşılıklı görüş alışverişi yapıyorlar. Biraz böyle internetin ilk zamanlarından kalma bir kurum diyebiliriz. Yani bir stil diyebiliriz. Burada Wall Street Bets isimli bir forum var. Yani Wall Street'te nasıl para kazanırız diye kafa patlatan analistlerin olduğu. Ama tabii bunların sermayeleri büyük değil. Yani binlerce kişiden oluşuyordu başlangıçta. Sonra yüz binlere, sonra milyonlara ulaştı. Şimdi bunlar GameStop diye bir firmayı ele alıyorlar. Diyorlar ki bu firma bir oyun ve aksesuar satıcısı. Yani oyunlarla ilgili, bilgisayar oyunlarıyla ilgili aksesuarlar, oyunlar, çeşitli şeyler satan bir mağazalar zinciri. Tabii bu AVM'lerde dükkanları olan bir zincir olduğu için Amerika'da, pandemiden dolayı da kimse AVM'lere gidemediği için bütün perakende sektörü gibi bu da kötü etkileniyor. Zaten daha çok gençler artık oyunları dükkanlardan değil online'dan satın alıyor diye de bir inanış var. Bu şirket yani zaten zarar açıklamış, daha da zarar açıklayacak diye görüldüğü için
İşte buna çok fazla diğer piyasa oyuncuları, işte hedge fonlar dediğimiz, işte çok daha sofistike, çok daha büyük sermayelerle oynayan piyasa oyuncuları bu firmanın daha da hissesinin düşeceğine dair finansal bahisler yapmışlar. Bunlara short pozisyon açmak deniliyor. Yani kısa pozisyon açmak deniliyor. Ama o kadar çok bunu abartmışlar ki short pozisyon açabilmek için firmanın hissesini bir yerlerden ödünç almak gerekiyor. Yani ellerinde o firmanın hissesi yok. Onu açığa satmak için ödünç almak gerekiyor. Bunlar öyle bir short pozisyon açmışlar ki firmanın Aralık ayında dolaşımdaki hisselerinin %260'ı kadar short pozisyon açmışlar. Yani olayı fazla abartmışlar. Bu Wall Street Bets'tekiler de diyor ki burada çok abartmışlar. Bu şirket bu kadar da kötü bir şirket değil. Yeni konsol platformları çıkacak. Bunların yani online bilgisayarda, telefonda oynanan oyunlar var ama bir de konsol oyunları var. İnsanlar bunlarla da çok vakit geçirmek istiyorlar. Çocuklar, gençler, hatta büyükler arasında daha popüler bu konsol oyunları. İşte bunların çeşitli oyunları var, aksesuarları var. Bunları mecburen gidip AVM'lerdeki o dükkanlardan satın alacaklar. O yüzden bu şirket aslında söylendiği kadar da kötü durumda değil deyip bu hedge fonları sıkıştırıp onların üzerinden büyük para kazanmak üzerine bir plan yapıyorlar. Daha sonra bu yavaş yavaş yayılıyor forumda. Forumda yayılırken bu işte büyük yatırımcılar bunlarla dalga geçiyor. Siz çok kötü bir işte şey yapıyorsunuz, yani çok kötü bir bahis oynuyorsunuz şu anda diye bunlarla dalga geçiyorlar. Başlangıçta normal bir hadiseyken bu dalga geçme olayıyla beraber bütün o forumdakiler örgütleniyorlar adeta. Hepsi bu işi artık bir şey onur meselesi haline getiriyorlar. Yatırımcılar ve gençler galiba bunlar, değil mi? Tabii çoğunlukla gençlerden oluşan bir yatırımcı kitlesi bunlar. Şöyle diyebiliriz. Aslında hedge fonlar kadar araştırma yapan bir kitle. Çünkü artık günümüzde teknoloji o kadar gelişti ki hedge fonların kullandığı birçok aracı bu gençler de kullanabiliyorlar. Ve bilgisayarla da çok haşır neşir oldukları için, işte oyun camiasından geldikleri için biraz öyle bir GameStop'a karşı öyle bir sevgileri de var. Yani eskiden beri oradan alışveriş yapanlar falan var muhtemelen aralarında. Bunlar bu işi bir onur meselesi haline getiriyorlar. Bir de bu dalga geçilme olayıyla beraber şu tekrar gündeme geliyor. Zaten hiçbir zaman çözülmüş bir mesele değil. Bu 2008 krizinde bu hedge fonlar aslında battılar. Yani tıpkı bu GameStop'ta yaptıkları gibi çok aşırı riskler aldıkları için hem kendileri battılar hem de bütün dünya ekonomisini, yani biz dahil, aslında fiilen batırdılar. Ama 2008 yılında ne oldu? Benim daha önce bu sizin programınızda da anlattığım gibi tarihte görülmemiş bir şey oldu. Merkez bankaları, başta Amerika olmak üzere, 200 yılda basılan Merkez Bankası parasının kat kat fazlasını basıp bu fonlara, bu bankalara, bu finans sisteminin işte büyük oyuncularına, bu küçük yatırımcılarla alay eden işte bu oyunculara verilerek bunlar kurtarıldı, yüzdürüldü. İşte bu küçük yatırımcı burada bunu da hatırladı. Yani biz o zaman hiçbir suçumuz yokken eziyet çektik diye anlatıyorlar orada. Forumları okursanız, o Wall Street Bets'teki mesajları okursanız. Mesela bir tanesi diyor ki benim ailem işte çok zor durumda kaldı. Bir yıl boyunca işte haşlama fasulye, işte un, süt tozu ve pirinçle geçindik. Başka hiçbir şey yiyemedik. Arkadaşlarım bizden de kötü durumdaydı. İşte kantinlerde falan dağıtılan bedava ketçapları alıp onları sıcak suya karıştırıp çorba yapıp öyle geçiniyorlardı diyor mesela. Bir tanesi diyor ki işte babamın çok güzel bir işi vardı. Bu krizden dolayı o işini kaybetti. Daha sonra iş buldu ama yani asgari ücretle geçinilen bir iş. Bir daha o eski hayatını kuramadığı için depresyona girdi, alkol bağımlısı oldu. Ve ben işte babam için şu anda bu şeyi yapıyorum. Yani bu hissenin fiyatı düşse de hedge fonlar istediklerini yapsınlar, ben bu hisseyi satmayacağım diyor. Bir başkası işte krizde evimizi kaybettik. Başka birinin yanına taşınmak zorunda kaldık. 6-7 çocuk aynı odada kalıyorduk diye anlatıyor.
Şimdi bunu da bizim buradaki ben YouTube videolarımda anlatıyorum. Bizim buradaki izleyiciler bunları inanılmaz buluyor. Halbuki ben bunu eskiden beri anlatıyorum. Ya yani Amerika bugün 50 milyon insanın hala, yani 2008 krizi üzerinden 13 yıl geçmiş, hala gıda yardımı aldığı bir ülkedir. Devletten gıda yardım fişi alan bir ülkedir. Milyonlarca insanın kayıtlara girmeyen milyonlarca insanın sokaklarda yaşadığı bir ülkedir. Yani Amerika deyince gözünüzde böyle bir hayal dünyası, bir böyle Alice Harikalar Diyarında diye bir yer canlanmamalı. Yani Avrupa'dan çok farklı Amerika. Böyle olunca şimdi bunlar diyorlar ki, bu Wall Street'tekiler, bizim hiçbir suçumuz yoktu. İşte diyor ki adam, benim babamın hiçbir suçu yoktu. Hiçbir risk almamıştı. Normal işini yapıyordu. Sizin yüzünüzden ekonomi battı. Bunun üzerine sizin aranızdan birkaç kişiye sadece bu fatura kesildi. İşte Madoff dediler, bir dolandırıcı vardı. İşte Lehman Brothers battı. Bir banka battı. En fazla oradakiler işlerini kaybettiler. Ama ne kimse bir ceza aldı, ne kimse doğru dürüst bir hapse girdi. Bizi mahvettiniz, işte süründürdünüz. Hala daha da sürünüyoruz sizin bu yaptıklarınızdan dolayı. Bir de karşımıza geçmişsiniz. Biz burada bir analiz yapıyoruz. Bununla dalga geçiyorsunuz. Siz misiniz bunu yapan? O zaman biz de birleşiyoruz. İşte bu hisseyi satın alıyoruz. Sizi batışa zorluyoruz. Biz burada para kaybetsek de, bunu açık açık yazıyorlar, siz istediğinizi yapın. Biz burada para da kaybetsek biz bu işten vazgeçmeyeceğiz. Aslında çok ciddi de zarar veriyorlar. O hafta, yani geçtiğimiz hafta oluyor, hedge fonlar bu işten dolayı 70 milyar dolardan fazla zarar yazdılar. 70 milyar dolar bayağı bir para. Yani bugün Türkiye'nin elinde olsa bizim ekonomimizde herhangi bir problem kalmayacak bir para miktarı. Aynı zamanda şöyle hadiseler oluyor. Bu Wall Street Bets'te toplanan, ki bu olaylar başladığında sayıları 1,5 milyondu. Şu anda 7 milyonun üzerine çıktı sayı olarak. Bunları engellemek için her türlü yöntem kullanıldı. Bunların en çok kullandıkları bir telefon uygulaması vardı, Robin Hood diye. Yani güya zenginden alıp fakire verecek, yani Robin Hood ismiyle böyle şey yapıyor, kendini markalaştırmış. İşte şey diyorlarmış bunlar, işte burada küçük yatırımcı hisse alıp satabilir bedava, yani komisyon da almıyoruz. Böylelikle kendilerine çekmişler bu küçük yatırımcıları. Bu Robin Hood o hafta bazı fonlar batmaya başlayınca bu hisselerin alım satımını kullanıcılarına yasakladı. Daha sonra gelen baskılar nedeniyle açmak zorunda kaldı bir miktarını. Efendim, sosyal medya, başka sosyal medya kurumları, işte Reddit bunları zaten destekliyor, orada bir sıkıntı yok. Ama işte mesela Discord bunların serverını kapattı, ki Discord işte özellikle gençler arasında ve oyun meraklıları arasında çok popüler bir uygulama ve böyle bir ihanet içine girdi adeta bu kesime karşı. Facebook 157 bin üyeli bir, yine bu GameStop üzerinde konuşan bir grubu kapattı. Google hiç üzerine vazife değilken şöyle bir şey yaptı. Bu Robin Hood böyle bir ihanet içine girince kullanıcılara karşı, kullanıcılar da bu uygulamayı hiç beğenmediklerini, bundan memnun olmadıklarını belirten yorumlarla 1 puan vererek bunu, işte puanını kırdılar. Google gitti bu yorumları sildi. Yani ne hakla yapıyorsa bunu, ve tekrar o uygulamayı yukarı taşıdı. Böyle olaylar yaşandı. Sonra şu ortaya çıktı. Meğerse bu Robin Hood bu müşteri datalarını, yani kim ne aldı, kim ne sattı, kim ne yapıyor, bunları meğerse bu rakip olarak görülen işte bu hedge fonlara satıyormuş. En büyük sattığı firmanın adı da Citadel'miş. Ve Citadel işte bu GameStop hissesi yükseldiği için batma noktasına gelen fonların da savunucusu. Onları işte 2,75 milyar dolar başka ortaklarıyla bir araya gelip para verip o hafta yine kurtarmaya çalışan fon, Robinhood'un da en büyük müşterisiymiş. O yüzden Robinhood bu hisselerin alım satımını efendim yasaklıyormuş. Daha da ilginci var. Ne dedik? Bu fonlar, bu bankalar,
aslında krize sebep olan, o aşırı risk almalarıyla krize sebep olan ve cezasız kalan, hatta üzerine ödüller alan, o zaman çok tartışma konusu olmuştu. Yani o bankaların CEO'ları milyon milyon dolarlar, on milyonlarca dolarlar bonuslar aldılar bir de bunun üzerine. O kriz senesinde bile. Şu ortaya çıktı bir de. Şimdi bu para basmayı, yani o 2008 krizini kim para basmayı organize etmişti? Ben Bernanke, o dönemin işte Fed başkanı. Ben Bernanke'ye o kriz olmadan önce, biliyorsunuz, emlak fiyatlarının çöküşüyle o kriz oldu. Defalarca basın mensupları sordular o krize giderken. Sayın Bernanke, işte ev fiyatları hakkında dedikodular var, düşecek müşecek diye, ne diyorsunuz, işte kriz olur mu falan dediler. Defalarca inkar etti. Hatta bir tanesinde şey dedi, ev fiyatlarının düştüğü ne zaman görülmüş, böyle bir şey yok dedi. Onun üzerine ne oldu? Kriz, işte bütün bu anlattığım hadiseler, o insanların çektiği sıkıntılar oldu ve ne yaptı Ben Bernanke? Kendisi inkar ettiği halde kriz oldu. Hiç kimse de, ya Bernanke sen mahvettin lan, batırdın, hiçbir dediğin çıkmadı, mahvettin ekonomiyi deyip onu görevden alacaklarına, adam dünya tarihinde görülmemiş bir plan ortaya koydu ve Amerikan devletinin bastığı, işte yüzyıllarca tarihinde bastığından çok daha fazla bir para basılması planıyla geldi bunlara. Ve bunlar da sanki bu adam çok başarılıymış gibi bunu kabul ettiler diğer müşrikler. Bernanke kötü bir planla geldi ama Amerika'yı kurtardı o plan neticede galiba hocam, değil mi? Şimdi acaba kurtardı mı? Yani bana sorarsanız çok daha büyük bir felaketin temelini attı. Yani bugün 2020'de biz büyük kriz yaşıyorsak aslında temel sebeplerinden bir tanesi de o. Şimdi Bernanke kötü bir karnesi var. Yani hiçbir tahmini başarılı olmadı. Kriz oldu. Buna rağmen ama bir de ödül verdiler adeta. Onun söylediği planı uyguladılar. Sanki çok başarılıymış gibi. Sonra adam görevden ayrıldıktan sonra ne yapmış? Tabii herkesi kurtarırken bu Citadel fonunu da kurtarmış. Yani 200 milyon dolar da Citadel'e vermişler o zaman. Citadel fonunda şu anda danışman olarak yüksek bir maaşla çalışıyor Bernanke. Ve daha da ilginci var. Bernanke'den sonra görev alan başkanlardan Janet Yellen, kendisi de tam anlamıyla bir felaket ekonomistlerden bir tanesi. Çünkü 2017 yılında çıktı, dedi ki efendim ben yaşadığım sürece bir daha ekonomik kriz görmeyeceğiz dedi. Bu kadar garanti konuştu. Ne oldu? 2020 yılında dünyanın en büyük krizi başladı. Yani ben 2013 yılında, 2020 yılında kriz olacağını görebildim ama Janet göremedi. Ne oldu? Janet Yellen de ödüllendirildi. Sanki çok başarılıymış gibi. Şimdi Hazine Bakanı yapıldı. Aynı Janet Yellen Hazine Bakanı olmazdan önce ne yapmış? Citadel isimli bu fondan, sanki çok büyük bir ekonomistmiş gibi, böyle dedikleri çıkıyormuş gibi, çok başarılı bir ekonomistmiş gibi, işte konuşma yaptığı için ücretler alıyor. Bu ücretlerin toplamı şu anda Türk parasıyla 6-7 milyon TL'yi buluyor. Ve şimdi bu Janet Yellen'dan Hazine Bakanı olarak bu olayda tarafsız olması bekleniyor güya. Bir de işin komiği, bugün duydum, Janet Yellen Hazine Bakanı olarak, yeni Hazine Bakanı olarak Biden yönetiminde ne yapmış? İşte SEC, yani Amerika'nın SPK'sı, BDDK'sı ve çeşitli kurumlarıyla bir toplantı yapacakmış. Üst düzey bir toplantı. Bu Reddit ve işte GameStop çılgınlığıyla alakalı bir üst düzey toplantı yapacakmış. Ben de dedim ki önce bu para basma çılgınlığı ile ilgili bir toplantı yapsın. Sonra dedim o ilk toplantı yetmez, bir toplantı da bu negatif faiz çılgınlığı ile ilgili yapsın. Yani dünya tarihinde hani para basma tamam görülmüştür ama negatif faiz, bakın, teorik olarak bile binlerce yıllık insanlık tarihinde negatif faiz diye bir şey teorik olarak bile konuşulmamıştır. Bırakın teorisini, bilim kurgu olarak bile konuşulmamıştır. Yani böyle bir şeyi yaptılar ve bunu sanki çok normalmiş gibi hala anlatıyorlar. Yani negatif faiz yapmak çılgınlık değil. Yüzyıllarca basılan paranın kat kat, 6-7 kat fazlasını basmak çılgınlık değil. İşte bunu az önce siz söylediniz, herkese Amerika'yı, dünya ekonomisini kurtardık diye anlatıyorlar.
Halbuki çok daha kötü bir duruma sokuyorlar dünya ekonomisini. Ama neymiş? Redditçiler çılgınmış efendim. Bunlara karşı tedbir alınmalıymış. Bir de Amerika'dakiler şu anda şunu söylüyorlar. Ya pandemi yüzünden dükkanlarımız kapalı. AVM'ler kapalı, iş yerlerimiz kapalı, hepimiz fena durumdayız. Bir yardım paketi vereceksiniz. Yani adam başı 2000 dolar dağıtacaksınız. Yılan hikayesine çevirdiniz. 6 aydır çıkmıyor. Efendim bir redditçiler, iki tane hedge fonun birkaç milyar dolar para kaybetmesine sebep oldu diye acil durum toplantısı yapıyorsunuz. Ya biz burada hala o 3-5 kuruşluk o yardım parasını bekliyoruz. Bizim işimizi çözmek yerine bunlarla uğraşıyorsunuz diye sitem ediyorlar haklı olarak. Şimdi bu olay bundan sonra nereye gidebilir? Şu anda şöyle bir durum var. Bu fonlar hata yaptıklarını adeta kabul ettiler ve çoğu short pozisyon dediğimiz bu açık pozisyonlarını kapattılar. Yani bu %260'tan bu shortlama oranı önce %100'lere düştü. Geçen işte en son da %50'lere düştü. 50'lere düşünce artık GameStop hissesini de bu fonlara sıkıştırarak daha yukarı götürme imkanı olmadığı düşünüldüğü için birçok yatırımcı da hissesini satmaya başladı. İşte fiyat bir ara 500 dolarları da gördü. Fakat şu anda ben yayına bağlanmadan önce 94 dolarlara kadar düştüğünü gördüm. Şu anda bir 103 dolarlara tekrar tırmandığını görüyorum. Foruma bakarsanız, Wall Street Bets'e foruma bakarsanız onlar hala GameStop'u yukarı götürmek istediklerini söylüyorlar. Bu arada aslında bu olay Wall Street Bets'ten de çıktı. Yani böyle adeta baskın şeklinde bazı yatırım araçlarına akın ederek oraları yükseltmek, sonra da aşağı tekrar düşmelerine sebep olmak üzere böyle ataklar şeklinde çeşitli yerlere saldırılar adeta düzenlendi. Mesela kripto para borsasında Dogecoin'e yapıldı. İşte Dogecoin birdenbire bir gece çok aşırı yükseldi. Oraya doğru bir akın oldu yatırımcılardan. Tabii devamı gelmeyince düştü. Düşünce de yüksekten alanlar zarara girdi. Ben videolarımda ilk videomda da söylemiştim. Yani bir gümüşle ilgili bir Wall Street Bets'te yine bir post açıldı ve orada dediler ki gümüşü 1000 dolar yaparsak asıl en büyük hedge fonları ve bankaları böyle sıkıştırabiliriz. Bunun üzerine gümüş 1000 dolar olur mu diye bir beklenti doğdu piyasalarda. Pazar günü piyasalar kapalıyken kripto para piyasalarındaki gümüş ürünlerinde gümüşün onsu 30 dolara kadar çıktı ki çok önemli bir oran. Yani bir anda 26-27 dolarlardan 30 dolarlara kadar fırladı. Pazartesi günü normal piyasalar açılınca da bir miktar bu alım hareketi devam etti. Ama ben ilk videomda söylemiştim. 1000 dolara gümüşü çıkarmak böyle GameStop hissesini yukarı götürmeye benzemez. Çok 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 zor bir iştir. Ama fiyatlarda da hareketlenmeler olacaktır diye söylemiştim. O şekilde oldu. Ve yatırımcılara da şunu tavsiye ediyorum. Yani yatırım tavsiyesi değil. Hani biz yatırım tavsiyesi vermek durumunda değiliz. Şöyle bir uyarı yapmak istiyorum açıkçası. Bu tarz hareketlerde para kaybetme olasılığı kazanma olasılığından çok daha fazladır. Çünkü piyasanın doğal işleyişinin dışına çıkılmış oluyor. Ve böyle olunca da benim görüşüme göre altın, gümüş, bitcoin ve bunun gibi sınırlı üretimi olan parasal varlıklar zaten ciddi yükselişler yaşayacaklar. Hatta şu anda bırakın küçük yatırımcıyı artık büyük yatırımcılar bile o hani gümüşü işte shortlayanları sıkıştıralım diye düşünüyorlar oradaki Wall Street Bets'teki kullanıcılar ama şu anda baktığımız zaman zaten büyük bankalar gümüşte artık short değiller. Yani artık onlar da yükseleceğini düşünüyorlar ve ona göre pozisyon alıyorlar. Yani artık baskılamaktan vazgeçmiş durumdalar. Belki de artık tutamayacaklarını düşünüyorlar ve o yüzden gümüşün yükseleceği tarafında oynayan bahislerin sayısı daha fazla. O açıdan çok da böyle aman hızla para kazanalım, işte bu hareketlere biz de girelim, işte gümüşe girelim, Dogecoin'e girelim, işte GameStop hissesine girelim
kısa zamanda kısa yoldan para kazanır mıyız? Şeylerine girmeye pek gerek yok açıkçası. Yani şimdi benim elimde, ben kendimden örnek vereyim. Zaten yıllardır benim elimde stratejik gördüğüm, yani minimuma indirip oradan daha aşağı asla indirmeyeceğim bir gümüş rezervim var. Yani bu adamlar 1.000 dolara çıkartabilirlerse, oh ne ala, ben zaten gümüşte yatırımcıyım. Benim için karlı. Bunlar 1.000 dolara çıkacaklar diye, çıkartacaklar diye gidip böyle büyük miktarlarda gümüş falan almam yani. Çünkü dediğim gibi zaten piyasa oyuncuları, yani sıkıştırmaya çalıştıkları oyuncular da zaten şu anda artı durumdalar. Yani gümüşün yükseleceğine oynuyorlar. JP Morgan Bankası tarihte bir özel kuruluşun biriktirdiği en büyük gümüş rezervini zaten kasasına koymuş durumda. Yani böyle bir şey yapılırsa, 1.000 dolar ve üzerine gümüş fiyatı zorla çıkartılırsa, dünyadaki birçok fon batar, birçok belki finansal kuruluş batar. Ama JP Morgan hepsinden belki de daha güçlü olarak ortada kalabilir diye düşünüyorum. Ama tabii buranın, bu olayın önemi ne? Ben bu olayı çok yakından takip etmeye devam ediyorum. Yani işte bu yükselttik, indirdik, fiyatları şöyle yaptık, böyle yaptık olayı değil bu. Burada önemli olan olay şu. Çok büyük bir haksızlık var. Ve halk bunun farkında. Bu haksızlık 2008 krizi ve evveliyatında aslında yapıldı. 2000'den beri yapılıyor. Yani piyasalar eskiden faiz oranları suni biçimde düşürülerek şişiriliyordu. İşte zenginlerin parasına para katmaları sağlanıyordu borsalarda. Borsalar şişiriliyordu çünkü faizler düşürülünce. 2008'den önce emlak piyasası şişirildi aynı şekilde faizler düşürülerek. 2008'den sonra da direkt para basarak bu sefer borsalar şişirildi. Yani şu anda bütün şeyle bakarsak, ne kadar göstergeyle bakarsak bakalım, borsalar 1929 krizinde de, 2000 krizinde de, 2008 krizinde de görülmemiş oranda balonlaşmış durumda. Çılgın bir seviyeye ulaşmış durumda. Hani çılgınlık çılgınlık diyorlar ya, bakın size bir çılgınlık daha. Yani aşırı para basma çılgınlığı, negatif faiz çılgınlığı ve borsanın inanılmaz çılgın seviyelerde balonlaşmış olması. Bakın bu üçünde de ayrı ayrı toplantı yapmaları gerekiyor Reddit'ten önce. Küçük yatırımcıyı koruyoruz diyorlar bir de böyle komik bir şekilde. Küçük yatırımcının beline kazmayı en çok vuran sizsiniz yani. Yani burada işte bu büyük haksızlık, bu 2008 ve evveliyatından gelen bu büyük haksızlık, devam eden büyük haksızlık. Bunu inkar ediyorlar. İşte bu yaptığımız borsayı, mesela şey diyorlar, para basmayla borsanın yukarı gitmesinin bir ilgisi yok. O zaman hadi bakalım bugün durdurun para basmayı, bakalım borsa ne oluyor? 2018'de durdurdunuz, çakıldı, tekrar başlamak zorunda kaldınız. Bu para basmayla zenginin daha fazla zengin edilmesi, Amerika başta olmak üzere bütün dünyada tepkiye neden oluyor. Ve bu tepki bir yerlerden çıkıyor. Ya sokak gösterisi olarak, Occupy Wall Street olarak karşınıza çıkıyor. Ya işte böyle dijital ayaklanmalarla karşınıza çıkıyor. Ha bunlar giderler, bugün işte hedge fonlara 70 milyar dolar zarar verdiler. Yarın nereye ne zarar verirler, nasıl organize olurlar bilemezsiniz. Şimdi bunlarına işte Robinhood'u yasaklıyorsunuz, işte Facebook'u şunu bunu yasaklıyorsunuz. Bunu durduramazsınız ki. Daha kötüsünü yapıyorsunuz, adamları yer altına itiyorsunuz. Bu sefer şimdi nereye gideceklerini biliyorsunuz. Adam Wall Street Bets forumuna açık açık yazıyor. Ben GameStop'a karşı oynayacağım diyor. Yarın kendi arasında gizli bir şekilde mesajlaşırsa, mesela bir e-mail grubu kurarsa, bir şekilde mesajlaşırsa, senin hiç bilmediğin yerden saldırırsa ne yapacaksın? Yani asıl meseleyi görmezden gelip finansal piyasaların tepesindekiler, yani bu Bernanke, Yellen ve onun, aslında bunlar da tabii asıl karakterler değil. Onları yönlendiren kim? Bu finans kuruluşları, bu büyük bankalar, işte dünya devi bankalar, fonlar. Ya siz bunları böyle bastırmaya çalıştıkça bakın daha kötü oluyor. Yani Occupy Wall Street'i bastırdınız, sokak eylemiydi. O size çok bir zarar vermedi. Ama bakın dijital olarak bu sefer ayaklanma başladı. Bir haftada 70 milyar dolar zarar ettiniz. Bundan sonra ne olacağı belli değil. Hepimize etkisi belki de şu olacak. Bu özellikle de kendilerine dalga geçildikten sonra bir de bu haksız uygulamalar, işte uygulamada hisse alım satımının kapatılması, işte kripto paraları
alım satıma kapattılar. Gümüşü alım satıma kapattılar. Hatta bir dedikodu dolaştı. Bunu tam olarak onaylayamadım ama bazı hesaplarda kendi izinleri olmadan GameStop hisselerinin satıldığı söylendi. İddia edildi bazı kullanıcılar tarafından. Çalmak yani bu. Benim iznim olmadan benim Evet, yani sizin izniniz çalmak. olmadan sizin hissenizi satıyor adam. Diyor ki işte bu piyasa gerekliliği olarak yapılabilir. E oh ne ala, yani hiç fonlar hiç kaybetmiyor. Yani sizin taraf hiç kaybetmiyor. Adeta kumarhane gibi. Ya kumarhaneye benzetiyorum ben zaten bugünkü borsaları. Uzak durmamın nedeni de o. Yani kumarhane gibi sürekli kasa kazanır. Yani sen eline iyi bir el gelmiş olsa bile, bir kere iyi bir el gelmiş olsa bile kazanamazsın. Şeyi de verilince artık bu kitleyi sen iyice kızdırdın. Yani artık bu bir pump dump grubu değil. Yani bir ufak bir yere gidelim, orayı yükseltelim, çökertelim grubu değil. Bu artık bir toplumsal hareket haline geldi. 10 milyon kişi var forumda. Sadece o forumda, yani bir de onun etrafında başka başka Twitter hesapları var, başka başka hesaplar var. Belki 10 milyondan bile fazla insan var dünya çapında. Ve herkese bu adaletsizlik duygusunu yerleştiriyorsun. İşte bu çok kötü bir durum ve bundan sonra finans sistemi her hata yaptığında daha da fazla tepkiyle karşılaşacağını görmesi gerekiyor. Ama bundan ders alıyorlar mı? Asla almıyorlar. Çok daha fazla para basmak üzere planlar açıklıyorlar yeni Biden yönetimi. Biden yönetimi eğer dediklerini yaparsa senede 10 trilyon dolar basılması gerekiyor. 9-10 trilyon dolar. Hatırlayın, Amerika 200 yıllık tarihinde sadece 1 trilyon dolar Merkez Bankası parası basmıştı. Adam şu anda her sene onun 10 katını basmaktan bahsediyor. Yani bu olay bir finans tarihinde bir milat haline gelen bir olay oldu. Ve bundan sonra da benzerlerini görürsek şaşırmamamız gerekiyor. Ama dediğim gibi dikkatli de olmamız gerekiyor. Ha, bu işte bizim yatırımlarımızı etkilememeli. Yani biz bakıyoruz, temel analiz yapıyoruz. İşte para basıyorlar. Bunun karşılığında nedir? Altın, gümüş, Bitcoin vesaire yükselir. Biz buna göre yatırımlarımızı yaptık. Ama işte şurası yükselecekmiş, hadi oraya koşalım. Ama burası yükselecekmiş, hadi oraya koşalım dersek, kendi planlarımızdan bu kitleyle beraber hareket etmek için ayrılırsak, o zaman çok çok büyük risk almış oluyoruz. Yani bakın, kazanamazsınız demiyorum. Belki tesadüfen kazanırsınız da. Veya 100 kişi gider, bir kişi, iki kişi belki de tesadüfen kazanır. Bu onların başarılı olduğu anlamına gelmez, sadece şanslı oldukları anlamına gelir. Başarılı yatırım stratejisi biraz daha orta ve uzun vadelidir. Böyle anlık hareketlere çok şey yapmamalı. Şimdi ben ya biliyorsunuz benim ekonomiden ne kadar anladığımı biliyorsunuz. Bu arada sayenizde bir şeyler katmaya başladım ama onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Şimdi benim gözümde şöyle görünüyor mesele. Benim takipçilerimin de aslında duygusunu size söyleyeyim. Şimdi bir tarafta para babaları var. Diyelim bunlar her şeyi simgesel anlatıyorum şimdi. 10 kişi para sistemini bunlar parasını elinde döndüren adamlar. Ben de milyonlarca garibanım ve gördüm ki milyonlarca kişi bir araya gelirsem kardeşim hem senin sistemine zarar veririm hem para kazanabilirim. Şimdi bu mantıkla düşününce bu bir risk gibi değil de birliğin gücüymüş gibi geliyor. E tabii şimdi bir birliğin gücü durumu var. Yani bu normal emek piyasasında da vardır. Yani işçiler tek tek kalırlarsa ne olur? Kurumlar karşısında, patronlar karşısında güç durumda kalırlar. Hepsi tek tek bir işte zam pazarlığı yaparsa, bir ücret pazarlığı yaparsa. Ama bir sendikaları olursa ne olur? Tabii çok daha kuvvetli pazarlık yapabilirler. Şimdi birliğin gücü evet, ama bu birliğin gücü şuna dönüşürse, yani bu Wall Street Bets'in GameStop'la ilgili yaptığı şey, bir analiz yapıyorlar ve bu analiz çerçevesinde diyorlar ki bu şirket bu kadar düşük değerde olmamalı, daha yüksek değerde olmalı. Biz onun için alım yaparız diyorlar. Milyonlarca kişi aynı şekilde aynı analizi yapıp buna katılıp evet alabilirler ve aşırı risk almış olan bu fonları zorlayabilirler. Ama İşte bu bir şeye dönüşürse, işte şu kripto parayı yükseltelim. Haydi hurra, ama neye göre yükseltelim? Hiçbir şey belli değil. Buna dönerse iş o şey değil. İşte buna bizim kripto para camiasında pump dump grubu denir. Yani işte gruplar kurulur Telegram'da, şurada burada. Derler ki işte
bir yeri basacağız yani bir kripto parayı basacağız. Bu kripto paranın ne olduğu işte ne işe yaradı yaramadı hiç önemli değil. İşte oraya basacağız orayı önce acayip yükselteceğiz sonra da millete satacağız çıkacağız deyip böyle işler çeviren gruplar vardır. Eğer bu ikincisine dönerse bu çok sağlıksız olur. Şu anda biz onun nasıl evrileceğini takip Bilmiyorum. ediyoruz. Yani bizim için finans gazeteciler için, ekonomi üzerine kafa patlatanlar için bu çok yeni bir durum. Biz de bunu çok yakından takip etmeye devam edeceğiz nasıl Evet. evrileceğini. Erkan Öz'ün videolarından. Erkan hocam size satayım hemen. İşte GameStop'ta ne bileyim küçük bir yatırım yapan İstanbul'da fena olmayacak bir daire alır günün sonunda Yapıyordu. diyor. Evet. Yani Ocak ayının başından itibaren %1700 kazandığına göre böyle 20-25 bin lira o zaman GameStop'a yatırmış olan işte bu 500 dolarları 400 dolarları gördüğünde İstanbul'dan çok mütevazi bir daire birkaç hafta içerisinde almış olurdu. Ama tabii bu işte bunu yapabildiyse yani o düzeyde girip o düzeyde çıktığı zaman da işte sattıysa. Tabii öyle yapanlar da mutlaka var yani 500'den 400'den satanlar da vardır Amerika'da. Ama tabii olayın nereye gideceğini şu anda takip ediyoruz biz. Bizim için çok ilginç bir hadise bu. Şimdi bunlar bu para babalarına diyeyim, parayı yönlendirene karşı yaptıkları bu harekete benim anladığım bütün ekonomik düzene karşı yapabilme gücünü göstermek için gümüşe aynı atılımı yapmak istiyorlar. Bunu açıkladılar. Gerçek gümüşün değeri de bu değildir dersin de söylediğiniz gibi değil Şöyle mi? Şimdi bu aslında borsa mı? forumda birkaç kişi bundan bahsetti ama Wall Street Bets'te bu daha sonraki günlerde kabul görmedi. Hatta dediler ki çoğunluk GameStop'tan bizi dikkatimizi bozmak için uyduruluyor bu. Buna inanmayın diye kendi aralarında bir mücadele başladı. Yani şu anda Wall Street Bets'in bu 10 milyon üyesinin çoğunluğu bu gümüş tarafına bir şey yapalım düşüncesinde değil. Azınlık bir grup bunu savunuyor. Elon Musk demiştiniz. Bir de ben orada lafa girmiştim. Ne diyecektiniz acaba? Estağfurullah. Yani Elon Musk işte bir gün bir akşam kendi Twitter biosuna Bitcoin yazınca Bitcoin birdenbire %20 yükseldi. Bitcoin ile uğraşanlar olarak çok da hoş görmedik açıkçası. Yani piyasanın kendi dinamiklerini bozup bir kişinin işte bir kelimesiyle yükselip düşen bir araç haline dönüşmesi Bitcoin için hiç sağlıklı olmazdı. Keza çok kısa süreli bir işte çıkış ve iniş oldu. Ama mesela bugün Bitcoin yükseliyor ama kendi dinamikleriyle yükseliyor ve bu çok sağlıklı. Bundan herkes mutlu şu anda. Yeni bir Bitcoin çıkacak diye bir şey var. Ben sizi bulmuşken onu da sorayım. Öyle bir şey var mı hocam? Nedir bu? İsim olarak bir şey duydunuz mu yani bir isim veriyorlar mı? Yok. Yok, yeni bir Bitcoin daha çıkacakmış. Ya bana çok geliyor mesela geçen gün amcamın büyük oğlu da sordu. Pi coin diye bir şey var işte yeni Bitcoin olacakmış. Aman bana çok şey yapıyorlar falan. Dedim ki bizim kripto para camiası olarak böyle bir şeyden haberimiz yok. Yani bu tip böyle hani bir coin üzerinde söylemiyorum. Bu tip böyle durduk yere ortaya çıkan ve böyle bizim işte Twitter'da veya başka yerlerde konuşulan bu ortamlarda veya işte yazılar yazılan web sitelerinde bloglar yazılan yerlerde değil de böyle kulaktan kulağa bir şey yayılıyorsa ondan ciddi şüphe etmekte fayda var. Yani büyük bir ihtimalle dolandırıcılıktır bu tarz konular. Yeni Bitcoin diye bir şey çıkacağını ben zannetmiyorum. Bitcoin kripto paraların işte lideri olma yolunda devam ediyor. Yani Bitcoin yükseldikçe ona göre kripto paralar yükseliyor veya düşüyor. Ethereum çok bu sene ön plana çıktı. İşte işlem hacimlerinde falan Bitcoin'in önüne geçti zaman zaman. Ama bu yeni bir Bitcoin anlamına gelmiyor. Ethereum'un bambaşka hedefleri var. Bambaşka o da işte büyük bir proje. O kendisi bambaşka hedefler çerçevesinde bunları yapıyor. Şimdi birisi size gelip efendim bu Bitcoin yeni Bitcoin işte gel buna para yatır veya şöyle işte madencilik yapacağız. Gel bize katıl para yatır. İşte sana ayda şu kadar garanti gelir. Hele de bu garanti geliri duyarsanız anında uzaklaşın. Yani büyük bir ihtimalle çiftlik bank ya da Titan zinciri tarzı bir şeydir. Yani biz Bitcoin işini çözdük. Böyle düşmüyor, çıkmıyor. Garanti gelir diye bir şey duyduğunuz zaman çok büyük bir ihtimalle
bir dolandırıcıyla müşerref olmuşsunuz demektir. Peki hocam, bir şey daha gene sizi bulmuşken. Bu Bitcoin'e insanları aldıracaklar, sonra da elektrikleri bir kesecekler. Aa, Bitcoin hiçbir şey kalmayacak teorisi var. Ona ne diyorsunuz? Yani şimdi elektrik olmadığı zaman Bitcoin'in nasıl davranacağı konusu geniş bir konu. Ama benim yaptığım araştırmalara göre şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Bu konuyla ilgili de çok yakında zaten YouTube kanalımda detaylı bir video yayınlayacağım. Orada da izleyicilerimiz takip edebilirler. Harika olur çünkü müthiş merak edilen bir şey oldu yani. Bir elektrik kesintisi beklendi, bir taraftan dijital paranın yükselişi ve geleceği var. Benim Onunla şu ilgili ana kadar yaptığım araştırmalar çerçevesinde söyleyeyim ki Bitcoin için öyle çok endişe edilecek bir durum söz konusu değil. Ama araştırmaya devam ediyorum. Dediğim gibi bir hafta 10 gün içerisinde muhtemelen bu konu hakkında geniş bir video yayınlamış olacağım inşallah. size çok teşekkür ediyorum. Ama bir eşik aşıldı sanki. Ya son bir soru. Sizi de hep kandırıyorum. Bir ağıma düşürmüşüm, sizi de bırakmıyormuşum gibi hissediyorum ama en son soru. Şimdi bir taraftan sınırsız para basmaya devam eden ve dünyayı krizden krize sürükleyen aslında bir Amerika var. Bir taraftan şimdi Redditçiler var. Onlar da birbirine bağlı sisteme başka bir müdahale ediyorlar. Yani ne olacak şimdi yakın gelecekte? Nasıl bir ekonomi bekliyorsunuz? Şimdi bu Redditçiler olayı büyürse işte Wall Street'in çökmesine bile sebep olabilir diye endişeleniyorlar ki Janet Yellen bir sürü o kurumları topluyor. İşte bir hani koordinasyon toplantısı yapıyorlar muhtemelen. Tabii bu düşük bir risk olmakla beraber böyle bir risk var. Zaten şöyle bir durum da var. Finansal piyasalar özellikle borsalar ve emlak piyasaları dünya çapında o kadar çok şişmiş durumda ki zaten İşte bir hani bir sıkıntı aynı anda birkaç sıkıntı birden olursa zaten kurtulması çok zor bir durumda. O yüzden dikkatli olmak lazım her zaman. Ben bütün videolarımda hep ne diyorum? Dikkatli olun. Burada da bunun formülü şudur. Yani bir portföyünüz var, yatırım yapıyorsunuz. Mutlaka bu portföyde bu tip acil durumlara karşı yani ne zaman bir bilinmez olayın çıkacağını bilemezsiniz. Yani size bundan 3 sene önce birisi gelse işte virüs çıkacak ve bunun tetiklediği şeyle bütün finansal piyasalar işte çökecek deseydi kimse buna karşı tedbir almazdı. Ama tedbir olarak portföyünüzde her zaman risk düşüncenize göre mesela çok riskli görüyorsunuz piyasaları %50. Daha az riskli görüyorsunuz %40, biraz daha az riskli görüyorsunuz %30. Neyse risk algınıza göre bir nakit tutun. Yani bu nakit TL olabilir, dolar olabilir, işte euro olabilir. Yaptığınız işe, gelirinizi elde ettiğiniz kaynağa göre. Böylece ne olur? Finansal piyasalar çökse bile, mesela diyelim ki Bitcoin aldınız veya borsada hisse senediniz var, işte portföyünüzün %60'ıyla buralarda işte oynamışsınız. 60 liranız işte olmuş 120 lira. Sonra borsa birdenbire bir çökmüş. 120 liranız 20 liraya düşmüş. Ama elinizde hala bakın 40 liralık nakit var. Sizin 120 liranız 20 liraya kadar düştüyse bütün hisse senetleri de ucuzlamış demektir. Mutlaka piyasa bir şekilde geri dönecektir. Eski seviyesine çıkmasa bile o kadar ucuzdan almış olacaksınız ki elinizde nakit bulundurursanız. Tekrar hem eski kazancınızı elde edersiniz hem de kendinizi çok güzel bir şekilde korumuş olursunuz. O yüzden ben portföy yapılandırırken, risk analizi yaparken işte risk beklentinize göre mutlaka ve mutlaka kenarda bir şekilde nakit tutmanızda fayda olduğunu düşündüğümü hep ifade ediyorum. Peki Amerikan borsası çökerse bütün dünya sistemi çökmesi manasına mı gelir hocam? Hani o Amerika'ya çöksün, bizi etkiler mi? Yok olmaz. Herkesi etkiler yani. O başka bir şeye benzemez. Herkesi etkiler. Hepimiz tedbirli olmalıyız. Bunda fayda var. Erkan Öz, iyi ki var. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. İnşallah güzel günlerde, böyle ne bileyim, ekonominin de güzelleştiği günlerde diyeceğim ama çok polyannavari bir umut olacak galiba. Vallahi şimdi siz doğru tedbirleri alırsanız ekonomi sizin için her zaman güzeldir.
Bakın borsa düşse de güzeldir, çıksa da güzeldir, ekonomide kriz de olsa güzeldir. Eğer doğru tedbirleri alırsanız, riske karşı doğru tedbirleri alırsanız, doğru temel analizleri yaparsanız, yani bu merkez bankalarının para bastığını ve bunların ne sonuçları doğuracağını görürseniz, dışarısı yangın yeri bile olsa sizin için bir sıkıntı yoktur. Bu kadar basit aslında bu iş. Teşekkür ediyorum arkadaş. Sizi takip etmeye devam edeceğiz. Yine sıkıştığımız yerlerde de hemen kapınızı çalacağız tabii. İnşallah tabii her zaman beklerim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar gerçekten çok enteresan şeyler oluyor. Yani nasıl bir 2020'ydi, nasıl bir 2021 geldi? Ben acaba kanalımı açtım da sonradan bu sohbetlere dahil olduğum için bu kadar enteresan bir zamandayız gibi geliyor. Resmen bir uyanış yaşıyor gibiyim ama her şeyde de yani geri dönüşsüz dönüşümler oluyor. Ekonomi de hepimizi etkileyen, tüm dünyayı etkileyen olmazsa olmazımız. Dolayısıyla çok enteresan, çok enteresan günler yaşıyoruz. Olabilecek en sağlıklı bilgiler size ulaşsın istiyorum. Dolayısıyla Erkan Öz'ün açıklamaları son derece önemli. Çünkü yıllar öncesinden 2020'de yaşanacakları söylemiş dünyadaki sayılı insanlardan biri. O yüzden bütün öngörüleri de gerçekleşince söylediklerini dikkatle takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. İki kıymetli kitabı var. YouTube kanalından, Twitter'dan ve diğer yayınlarından. Ben kendisini ekonomi konusunda bilgilenmek için takip ediyorum. Dolayısıyla kanalımda ağırlamaktan, sizlere ulaştırmaktan da son derece mutluyum. Umut ediyorum faydalı bir yayın olmuştur. Yaşadığımız günler zor ama bu zorluklardan bahsetmek aslında onlardan korkalım diye değil de hazırlıklı olalım diye. Çünkü o zorlukları hazırlıklı olsak da yaşıyoruz, hazırlıklı olmasak da yaşıyoruz. Boş umutlara böyle her şey güzelmiş gibi göstermelere de gerek yok. Gerçekçi olmak, gerçekten yaşadıklarınızın ne olduğunu anlamaya çalışmak. Yani bütün gayretim, çabam bu. O yüzden sizlere de orada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada videoya yorum yapmayı, merak ettiklerinizi sormayı, yapıcı eleştirilerde bulunmayı lütfen ihmal etmeyin. Eğer abone değilseniz ayrılmadan önce kanala abone olun. Yaşadığımız gerçekten bu ekonomik dönemin ne olduğu ile ilgili çevrenizi de bilgilendirmek istiyorsanız bu videoyu lütfen paylaşın. Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Thank you.